aldık. Interstisyal sistit dünyada tedavisi olmayan bir hastalık. Yakalanan Allah korusun ne oluyor? Mesanenin bir kısmını kesip alıyorlar. Oraya bağırsaktan bir parça alıp yama yapıyorlar. Hiç, 8 ay sonra tekrar bir ameliyat. Tedavisi yok bunun. Öyle mi? Ben tedavi ediyorum. Sizde var. Nasıl tedavi ediyorum? Onu da Almanlar geliştirdi. Bizde bu Almanların üretmiş olduğu ayı üzümünden yapılan damla drajeleri geliştirdik. Almanların ilk Almanlar bunu yaptı. Hı hı. Türkiye'de ilk benim. Ama bu Almanların da yapmış olduğu ayı üzümünden yapılan damla drajeleri geliştirdik. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Almanya'da 75 doktor, bazısı 10, bazısı 20, bazısı 30 yıl kendi hastalarına, bu nedir? Ayı üzümü, idrar yolları enfeksiyonuna, böbrekteki enfeksiyona, yani nefrite, kronik böbrek yetmezliğine, interstisyal sistite, sistite, yani idrar yolları enfeksiyonuna karşı dünyada en etkili bitkidir ayı üzümü. Altın başak otu, at kuyruğu otu, ısırgan otu gibi 19 çeşit bitki ekstrakt içerir. Bitkisi var mı orada, hocam burada? Burada bitki yok herhalde değil mi? Olması lazım ya. Şimdi bulabilir miyim? Nasıl bulacağız değil mi? Ürün çok, çeşit çok. Ama ekstratı en önemlisi değil mi? Yani bitkisini de bulsak. Almanya'da 186 bin sistit ve intersistiral sistit, yani aktif mesane rahatsızlığı olan hasta urologlar tarafından tedavi edilmiş. Hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal, %100 doğal. %100 doğal. Evet. Hiçbir kimyasal yok. Bizde de gelen mesela bir beyefendi geldi. Normal olarak erkeklerde olmaz, bayanlarda. Çünkü idrar yolları çok yani yakın onun için. %98 bayanlarda sistit ve interstisyal sistit olur. Çok nadiren %1 erkeklerde olur. %1. Bir beyefendi geldi. 9 urolog, profesör, doktor teşhis dahi koyamamışlar. 10. doktor teşhis koymuş. Interstisyal sistit. Almanya'dan ilaç getiriyorlar. O sadece baskılıyor, tedavi etmiyor. Problem değil dedik. 3 ay içerisinde hiçbir rahatsızlık kalmadı. 3 ay. 3 ayda. 3 ay. 3 ayda evet. 3 ayda 9 profesör, doktor, urolog ve bir doçent doktor teşhis dahi koyamadıkları hastalığı en sonunda bir uzman teşhis koymuş. Almanya'dan gelen ilaçla tedavi etmiyor. Sadece baskılıyor. Biz 3 ayda iyileştirdik. Bu çok çok ağır bir rahatsızlık. Kişinin sosyal hayatı bitiyor. Çalışma hayatı bitiyor. Sokağa çıkamıyor. Evet. Sürekli lavaboya gitmek zorunda. Ne yapacak? Altını bebek gibi bezlemek zorunda kalacak. Çünkü her an kaçırma, yetişme durumu var vesaire. Çalışamıyor. Sokağa çıkamıyor. İşe gidemiyor. Gece uyuyamıyor. Günlerce uykusuz. Yani çünkü sürekli lavaboya gidip gele. Buyurun bir sorun. Ben tamam önce